Merhabalar, mutlu pazarlar sevgili basketbol severler. Overtime'la karşınızdayız. Fenerbahçe-Beko'yu konuşacağız. Türkçeylens Euroleague'de playoff turunda bildiğiniz üzere CSKA Moskova'yla eşleştik. Seride 2-0 gerideyiz. İlk iki karşılaşma Moskova'da oynandı çarşamba ve cuma günleri. Yorumcularımız Murat Didin ve Murat Muratanoğlu hem iki karşılaşmayı değerlendirecek hem de bu hafta seri İstanbul'a taşınıyor. Çarşamba günü ve bizler inanıyoruz cuma günü de seride dördüncü karşılaşma İstanbul'da olacak. Totalde toplamda 3 karşılaşmayı kazanan takım Final Four'a adını yazdıracak. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Seni görünce sabah burada inandık zaten. Seri taşındı. Seri geldi buraya. Biz de bir daha Moskova'ya geleceğiz diye oradan ayrıldık. Süper. Umutlarımız her zamanki gibi devam ediyor. İki karşılaşma kaybettik ama oynanan basketbol, geliştirilmesi gereken noktalar var. Fakat ben inanıyorum ki burada iki karşılaşmayı da alacağız ve 2-2 ile Moskova'ya döneceğiz. Nedenleri, sonuçları, nasıl olurları programımız içerisinde konuşacağız. Bir genel değerlendirmeyle başlayalım isterseniz. Ben salı günü itibariyle Moskova'daydım. Dün akşam saatlerinde geldim. Ben yokken İstanbul'da neler oldu? Murat abi senle başlayalım. Valla yani iş güç dışında biz Barz'la uğraştık işte bu hafta. Eve getirdik sonunda. Hastaneden çıktı. Dün akşam da kızım döndü. Onunla çok özel bir ilişki var. Yani parkenin üzerinde saatlerce onun bütün böyle yorgunluğunu, tereddütünü alıyor Mısır'a. Barz da gençken, hiç unutmam, lise sınavı hazırlıkları biraz geri kalmıştı. Öğretmen, müdür hatta. Barz mı geri kalmıştı? Hayır, Mısır'a. pazar dahil her gün etüde gelmesi lazım. Yoksa hiçbir yerden burs alamaz dedi. Tabii ki Mısır'a etüt metüt yani çok hoşuna giden şeyler değil. Ve o zaman Bahçeşehir'de evi gelir, çantaları bırakır. Barz onu zaten kapının orada beklerdi. Ve Barz'ın üstüne yatardı. Barz onun bütün o negatif elektriğini alırdı. Şimdi tersi oluyor. Mısır'a Barz'dan alıyor. Allah'a şükür. Yani ben Mısır'ın haberi yoktu. Soruyor herkes niye yürürken falan şey koymuyorsun video. İnşallah bu akşam koyacağız. Yani öyle çok anormal şeyler beklemesin bar severler. Ama birimiz sağında birimiz solunda olduğu zaman bayağı yürüyor, koşmaya çalışıyor. Allah'a şükür tuvaletini yapıyor, o çok önemliydi. Öyle yani çünkü o artık bizim için 24 saatlik bir şey oldu. Evet. Yaşam. Onun için yaşıyoruz. O bize 14 sene çok büyük mutluluklar verdi. Elimizden geleni yapıyoruz yani. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha. Kendisini programımızda da ağırlamıştık burada. Vallahi ne güzel. Bilgin mi söyledi Levent mi? Yani onunla sohbet ederken işte... Burada bir sonraki Barz'ı bekliyoruz yani düzelmiş halini bekliyoruz. Evet evet, bir gün programa inşallah. İnşallah. Sağlığın inşallah. Tekrar o eskisi gibi sağlıklı bir şekilde gelir ve burada programımızda da konuk olur. Koç sen neler yaptın? Abi istiyorsan neler yaptım araya serpiştiririz. Barz'dan köpek dostundan devam edeyim. Peki. Şimdi bizi de İstanbul'daydı. Daha sonra biz pardon İtalya almıştık. İstanbul daha sonra Almanya'ya geldi. Uzun süre 8,5 yaşında kaybettik. Benny'di. Müthiş bir beagle vardı. Sende de o gün köpek sevgisi, evde karı konuşurken balı konuştuk. Şimdi ondan sordum zaten o mu başlıyordu okula yoksa Mısır'a mı başlıyordu diye. İlk önce veteriner görünce beagle'ı kendinden geçti. Yani böyle bir şeyi nasıl alırsınız diye, nasıl ya bu bir köpek falan diye. Ama dedi bunu eğitemezsiniz. İmkanı. O sizi eğitir. Siz onu eğitemezsiniz. Hadi ya falan diye çok da şirin. Yani Allah'ın çok şanslı kuluyuz. 8-8,5 seneyi onunla yaşayabildik. Muazzam bir yani. İnanılmaz karakter. Göçtü gitti yani. Şimdi Frankfurt'ta dolaştırıyorum. Bizim Ahmet de ufak şeyden yukarıdan 5. kattayız. Oradan aşağı doğru bakıyor. Şimdi ben giderken hiç görmediğim bir şey gördüm meydanda. Bir sürü köpek yan yana. Yanlarında sahipleri var. Ortada kadıncağız bir şeyleri anlatıyor.
falan derken işte oradan da Sibel bağırdı. Köpek okulu, köpek okulu diye. Yani köpek okulu, köpek training de okulu dedi. Ben de böyle yaklaştım köpek okulu derken. Kadıncağız da beni şey zannetti, hani geç kalmış olan bir mudi köpeğiyle gelmiş. Köpeği bırakacağız, onu da terbiye edilecek. Ben de Ahmet de katılsın katılsın diye bağırıyor yukarıdan. Şunu öğretiyorlar. Yemek var orada. Yemeği yemiyor köpek. Sahibi kadıncağız bir şeyler söylüyor, köpek duruyor. Ye deyince eğiliyor, yemeği yiyor. Stop deyince geri geliyor. Tabii bunlar benim için imkan, hayal bile edilemeyecek şeyler. Ben de acaba gelir mi diye tasmasını çıkardım, elimde bekliyorum. Kadıncağızın bir şey söylemesine. Abi o anda yemekleri bir gördü. Bir girdi yemeklerin içine. Ne yemek kaldı, ne köpek kaldı. Hepsi bir yuvarlak halinde. Kadıncağız bana bir fırça. Bana haber, dedim ben siz alın zannettiniz, çok kusura bakmayın falan derken. Tabii Ahmet yukarıdan kahkahalar atıyor. Abi okuldan atıldı. İlk girdiği okuldan atıldı diye. Onun için gerçekten yani ev hayvanlarının, biliyoruz burada çirkinin ve kedilerinin mesela sevgili Cansu için nasıl değeri var. Onlar da birer can. Müthiş yani beraberlikleri var. Seni güldürüyorlar. En zor sıkıntılı anında. Yani onunla çıkınca rahatlıyorsun. İki top oynuyorsun falan. Müthiş. Müthiş yani. Hakikaten yani. Hepsi tabiatın, doğanın. Kesinlikle öyle. Çiçek ben Marmara Adası'nda mangal yaparken bars dikilirdi. Sen çok yeme diye mi? Ben biraz kilomu şey yapayım. Düşenleri toplayayım. Abi şeyi, kasap köfteyi ağzına koyarsın. Isırmaz. İki kere tamam barz yiyebilirsin. Yine buradan da akıyor böyle. Okey barz derdi. İkinci de o kadar zarif alır ki. Ya istersen bütün kolunu ağzına sok, o içinden köfteyi alırdı hiç zarar vermeden. Ama aynen. Onu şey eğitti, Acun'un programında birinci gelen Max vardı. Çok eski. Eski. Onun sahibi Ali eğitmişti. Hatta şey demişti, ya benim asistanım olabilir yani öbür köpekleri eğitmeme yardımcı olabilir demişti. Ama acı çektirmiş. Şimdi Overtime etiketiyle Twitter'dan sorular gelmeye başladı. Koç sen zaten tweet'i de attın. Vallahi ilk defa bugün bana da bir sürü şey geldi. Yani hep genelde ben pek aktif değilim. Koça geliyor ama bugün bana da bayağı bir şey var. Halk hazır yani. Evet evet, şimdi basketbol severler, Fenerbahçeliler. Dört gözle hem sizin buradaki iki karşılaşmayla ilgili yorumunuzu, bundan sonra neler olacak? Aynı zamanda konuşulması gereken bir noktanın hakemler olduğunu da düşünüyorum. Bu konu, bu programda hakemlere de yer vermemiz gerekiyor. Zaten iki karşılaşmanın ardından da bizlerin Moskova'dan bazı serzenişleri oldu. CSKA Moskova'nın bize orada maçı aslında İstanbul'a daha gitmeden başladığımız bir süreç var. Biliyorsunuzdur. Evet. Uçak normal saatinden 2 saat sonra kalktı. Bize orada aşı olacak, aşı diyorum. Bize orada test olacaksınız dendi. Sonrasında tamam iptal, ona göre ama bütün hazırlıklar değişiyor. Takımın konaklaması, yemek saati, gittiği, uyuduğu saatler hepsi tabii bir anlamda da sekteye uğruyor. Bunun ve benzeri bir dolu şey oldu. Antrenman saatinde ışıkların antrenman modunda sadece açılması, normal bir maç modunda açılması gerekir aslında. Onu antrenman modunda açtılar. Biz antrenman salonundan, yani maç salonundan ayrıldığımız an itibariyle ışıklar tekrar canlandı. Açıldı. Evet, bu bir dolu bir dolu şeyler bunlarla ilgili yaşadık. Aslında maç sadece sahada bir noktada oynanmadı. Onun haricinde biz orada yaşadığımız o 24 saat boyunca psikolojik baskı, psikolojik olarak da çevre faktörleriyle o karşılaşmayı orada oynadık. Ama eminim ki ben burada gerekli cevapları da rakibimize hem saha içerisinde hem de bize bu noktada yaptırılan yaptırımlar anlamında da uygulayacağımızı düşünüyorum. Ben hakemlerle başlamak istiyorum. Saha içerisinde zaten teknik anlamda hepsini konuşacağız. Şut grafiklerimiz gelecek ekranlara Koç. Orada senin yorumlarını rica edeceğiz. Taraftarlarımızdan Twitter üzerinden Overtime etiketiyle sorular gelmeye başladı. Sizlerden de hem iki karşılaşmayla ilgili düşünceleriniz, seri İstanbul'a taşındı, oynanacak 3. 4. karşılaşma,
Sizler için ön plana çıkan oyuncular kim olur? Bunlarla ilgili yorumlarınızı sizlerden de rica ediyoruz. Programımız içerisinde yer vereceğiz. Murat abi seninle başlamak istiyorum. İlk maçın hakemleri Lamonica, Latyshev, Vilnius. İkinci maçta Miguel Perez, Nedovic, Nikolic. Üçlüsü. Rakibi ne zaman yakaladık? Yakalamak üzereydik. Yakalamak üzereydik. Baskı altına aldık. Momentum geldi. Ters bir düdük. İşler değişti. Şimdi ne diyeyim? Cem Kurt çok güzel yazmış. Sizden başka bizim Cenk Duruk'la da Sports Digital'deki programı şey yapıyor. Bir Allah'ın kulu bizim gördüğümüzü yazmıyor. Niye bu böyle? Yani Türk medyasından bahsediyor. Yabancı medyadan değil. Yani sanki Fenerbahçe Türk takımı değilmiş gibi. Vallahi ben dedim yani sen hep cevap yazıyorsun. Yani ben gördüğümü söylemeye devam edeceğim. Fanatik desinler, kafayı yedi desinler, dinozor oldu desinler. Ben gördüğümü 35 senedir söylüyorum. Efes için de söyledim. Efes'in hakkı yenilirken. Fenerbahçe için de söylerim. Rezalet. Tamam mı? Jordi'yi İstanbul'a çağırıp kasetleri önüne koyup bunu izletmek lazım. Çünkü bu artık şey sınırını geçti. Hataydı. Hakemler insandır. Bu kasti bir şey. Ya şimdi üçüncü maç Fenerbahçe'nin burada. Çünkü bu hakem oyunlarında bir takım şeyler var. Ya burada nasıl olsa 2-0 deyip eğer Fenerbahçe'nin performansı biraz aşağıda kalırsa iki düdükle Fener'i burada kazandırıp dördüncü maçta işi bitirirler. Ondan üçüncü maçta Fenerbahçe'nin hiçbir hakem düdüğüne ihtiyacı olmadan, biliyorum kolay değil bu kadar eksikli ama o ışığı da verdi orada Fenerbahçe. Evet. Yani mücadele 10 üzerinden 15'ti. O Wesley'nin hücumdaki rolünü dolduracak bir oyuncuyu bulamadı. Yani pas trafiğini, pas temposunu, kısalara baskı geldiği zaman emniyet subabı görevini falan. Çok fazla bireyselliğe döndü. Yani Avrupa'da çok kolay değil. Bir kişinin kim olursa olsun, hele CSK gibi bütçesi falan acayip takımları, sağ dışı gücü acayip takımları yenmesi mümkün değil. Ama mücadeleyi hiç kimse eleştiremez. Hakikaten Erdemcan'ı da buradan tebrik etmek lazım. Bu kadar zor. Ya bir de şeyi anlamıyorum ben. Şimdi dün biz programda da konuştuk. Abi bu biliyor değil mi? Laboratuvarda ürettiler bunu. Ya sarı lacivert renklere mi sadece gidiyor? Başka hiçbir takımda bir tane yok. Hepsi aşı olmuş. Bu nasıl bir iş? Rus takımlarının aşı olduğunu biliyoruz. Ya bence hepsi olmuş. Çünkü yani her yerde bu kadar vaka varken yani Euroleague'de bir tek Fenerbahçe'de bu Covid-19 şeyi ve tam zamanında çıktı. Yani diğer rakipler için tam zamanında çıktı. Ya bununla ilgili... Biz biliyoruz yönetim Spor Bakanlığı'na, evet. Federasyon'a, her yere başvurdu. Aylar önce başladı bu süreç. Evet. Yani bunu mutlaka bak Euroleague'in bunu açıklaması lazım. Niye öbür takımlar oldu, nasıl oldu ve niye Fenerbahçe olmadı? Ama onu da açıklamayacaklar. Ya zaten. Bir de Euroleague tabii biz takımların ve ülkelerin iç işlerine karışamayız deyip işin içerisinden de bildiğiniz gibi ya böyle bir şey yok Batuhan. Taraftar nezdinde de onların ülkelerin kendi iç işleridir. Biz onlara karışamayız dendi. NBA işte öyle Rusya'da... mi yapıyor? Nasıl? NBA öyle mi yapıyor? Ben Minnesota eyaletine karışamam diyor. Öyle bir şey yok abi. Euroleague'in ürünü bu. Evet. 18 takım da bu ürünün bir parçası. Eşit şartlarda, hadi hakemlerde eşit olmuyorsun, bari öbür şeylerde eşit ol. 18 takım, 30 kişi mi? Yani temin edemiyor mu bu kadar aşıyı koskoca Euroleague? Şimdi bunu... bakış açısı da çok değişti. Evet. Bu Covid ilk çıktığında NBA şeyi yaptığı zaman bubble'ı, işte para gözlük falan, şimdi psikologlar psikoloji olarak sporu insanların seyretmeye ihtiyacı olduğunu defalarca yazdı. Bu Avrupa'nın en büyük ligi. 18 takımım var. İşte kaç tane aşıysa
bana bunu temin edeceksiniz. Ben ürünümü koruma mecburiyetindeyim. Çünkü o ürün psikolojik olarak çok zor dönemden geçen koskoca Avrupa'yı, hatta dünyayı rahatlatıyor diyecek. Bu çok zor bir şey değil. Yanlış mı söylüyorum koç? Ya, tamamen katılıyorum. ne olur 18-36-54 herkes ikişer doz oluyor. 108 yani 1080 hakemleri de koy 2000. 2000 doz aşı istemek çok mu zor bir şey ya? 2000 doz olmaması yani gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden abicim buraya 2000 doza ihtiyacımız var. Maçlar, finaller başlıyor. Bunu lütfen yani her ülkenin kendi sağlık birimiyle anlaşalım. Gitsinler onlar da aşılarını yapsınlar dediğin anda biter gider yani. Bu bana neyden geçirecek bir şey değil. Hı hı. Ama geçen hep konuşuyoruz, buna benzer konular oluyor. Yani iyi yönetici olmak demek olacaklara karşı tedbir almak demek değil. Tabii ki olanlara da alabilirsin. Ha, olanlara da almak o da iyi yöneticilik. O enstantane yönetebiliyorsun ama olacakları görmek yaratıcı yöneticilik. Hı hı. Üretebiliyorsun yani. Hayatta inovasyon diye bir şey var ya, onu düşüneceksin ya. Bunlar seyahat ediyor, böyle oluyor. Alanlar havalimanlarından geçiyorlar. Yani olmaması mucize. Olması değil, olmaması mucize. Tabii. Ya biz burada geçen hafta da konuştuk. Özellikle kaptanımız nezdinde çok fazla eleştiriler vardı. Hafta içerisinde yönetim kurulu üyemiz Sayın Sertaç Komsoğlu'nun da durumu açıklık getirecek açıklamaları olmuştu konuya dair. Yani bunun son dönemde özellikle ülkemizde artış göstermesiyle paralel bir doğrultuda ilerlediğini söylemek çok normal bir şey. Yani neden 3 ay önce olmadı, işte şimdi oldu, Melih Nişan yaptı, onun üzerine oldu. Hayır, onlarla hiçbir şeyin alakası yoktu. Burada ülkemizde şu anda zaten en top noktasını yaşıyoruz bu dönemin. Ve bu sebeple de oyuncularımız da maalesef ki bu virüse yakalandı. Staff'tan da kesinlikle keza yakalanan isimler oldu. Bizler de sağlıklı kalmayı elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Takımdaki diğer isimler de şu anda buna gayret ediyorlar. Her an test olunuyor. Herkes yemekte dahi o maskeyi çıkartmamaya özen gösteriyor. Ama özellikle bu değişen, tam da hakim olmadığım ve bilmediğim bir konu üzerinde çok fazla yorum da yapmak istemiyorum ama mutasyona uğrayan yeni tür denen virüs şeklinde çok daha fazla bulaşma riskinin fazla olduğu, çabuk olduğu belirtiliyor, söyleniyor. Bildiğim kadarıyla ya da öğrendiğim kadarıyla doktorlardan. Ve bu sebeple de biraz daha fazla hızlı bir şekilde yayılmış durumda. Şimdi işin bu boyutu ayrı. Biz hakemlerle başlamışken Murat abi de bahsetti. Koç, senin de yorumlarını alalım. Biz Moskova'dayken ikinci karşılaşmanın sonunda da özellikle oyuncularımızda herhangi bir geri adım atma durumu söz konusu değil. Maçtan sonra birebirde de konuşmalarımız oldu. Kimsenin omuzları düşmedi yani. Evet, hakemler hata yaptı mı? Yaptılar. Çok da fazla yaptılar. Bizim de hatalarımız oldu oyun içerisinde. Hücum çeşitliliği anlamında, ki sizlere sorularım olacak o anlamda da. Ama hakemleri de konuşmamız gerekiyor koç. Nasıl bir yönetim oldu sence iki karşılaşmada? Yani 2-2-4 gayet açık yaklaşırken hakikaten çok kritik düdükler çalıyorlar. Bir de şöyle bir şey gerek yok yani. Hani bazen ben de rastlıyorum yazan kardeşlerimize. Yani bütün maç mı çaldı? Hakem zaten bütün maç çalamaz yani, böyle bir şey yok. O zaman arbede çıkar. Yani onu birkaç yerde, önemli yerde dokunur. Ondan sonra çekilir. Ama bu tip, bu öyle bir oyun ki, ne diyorsun şimdi? Yayına nasıl başladın? Orada bize salonun ışığını şey demedin yani. Tamam abi, karanlıkta da antrenman yaparız. Hayır ya, orası yani bir psikolojik baskı. En son bunu rahmetli Nur İçin'e yazsın. Her ikisi de Doğan Hakemez'de. Ben babası Zeki Hakemez'de çalıştım. Basketbolum ilk günlerinde Ankara'da. Toplar sıçramazdı o zaman. Arabada kalınca buz gibi olur. Her yerde iyi pompa yok. O da albay, emekli albay. Yani eğer teçhizat eksik ise savaşta daha iyi olursun. Provada eksik ise deyip sıçramayan topu iyi addederdi tabii değil. Ama bize öyle söylerdi. Veya ışık az, bu ışıkla atarsan gerçek ışıkla her şeyi sokarsın gibi. Hı-hı. O zamanların hani böyle bir şeydi, komedisi diyelim ya, işte aramızda konuştuğumuz bir tam Türkçesi geyik muhabbeti deniyor. Ama baktığın eski toprak şartlarıyla şimdiki şartlar o kadar farklı ki. İşte onun için yani eski toprak o tür şeyleri alışık pozitife çevirmeyi tabii becerirdi. Tabii. Şimdi güzel. Her şey o kadar rahat ki yani fiziksel olarak hazırlanmaktan tut, ekipman, her şey. Yani bir terslikte şaşırıyorsun. Ne oluyoruz ya diyorsun. Senden alabilir miyim lafı?
Dur çalayım ve yola. Aldım. Abi, buradaki en güzel laf pozitife çevirmek. Mesela ben hayatımda hiç takımda, çoğu takımda da oynadım, yukarılara gittiğimiz, şampiyon olduğumuz takımlarda hiçbir zaman derice bütçem yoktu. Deri bütçe demek ki bana yazılmamış. Hiç zaman için elimde olsun da şey düşünmedim. Abi benim bütçem niye onun yarısı kadar var? Tamam abi, bana da bu verilmiş. Ondan o top havaya atıldığı anda abi ne ışıklar kalacak, ne öbürü kalacak, ne lamonika kalacak, hiçbir şey kalmayacak. Aslında dediklerin hepsi doğru. Hepsine de katılıyorum. Ya lamonika yani, demişken şimdi koç ilk maçın o artık maç koptuktan sonra çaldığı iki tane düdük var orada. Biz onu konuştuk maç sonunda. Ya olacak iş mi şimdi? İşte dekola biraz da hadi tamam diyor. İkinci maçtaki İspanyol hakemi oradan takdir ediyorum. O yapmadı. Yani budur işte baltalar indi indi. Ben hep böyle çalıyorum dedi. O da farklı bir. Evet evet. Yani en azından öbürü gibi şey yapmadı. Duruşunu yani. Duruşunu bozmadı sonrasında. Ya bu kadar artık söylenir bilmiyorum ama İtalya'da Lamonica bana çaldı. Euroleague'de bir sürü çaldı. Artı bir karşı karşıya geldiğimiz zaman merhabamız var. Jordi'yi ligin kuruluşundan itibaren biliyorum. Yemin ediyorum bunu belki söylemem gerekiyor ama o maç oynanırken o son düdüklerinde falan 2-3 tane de o kadar ince çaldı ki dedim acaba Jordi'ye mi yazsam? Yani hakikaten yaz, bu ligin baba, değerini yani hakikaten yaz. Ya bu ligin değerini artırmak sen için. Sen ülkede de çalıştırıyordun o dönem. Tabii ki canım. Bu ama ligin özellikle Efes maçlarında bir Dorizon'umuz vardı bizim. Fransız. Şimdi ama o artık, Türk düşmanıydı o. Baba Türk düşmanı ama ben şu anki gösterdiğim tepkiyi de o zaman gösteriyordum. Bir tane Rusumuz vardı, kolayı içti Bologna'da. Sahaya kola atılıyor, Efes maçı, gidiyor kolayı içiyor, masa hakemine veriyor biraz da siz için diye. Yani o zaman da biz isyan ediyoruz. Ha o zaman troller yoktu. Yani o Fener'i sevmeyenler gazı vermiyordu. Ben tansiyon işte rahmetli İsmet abi doktora götürmese yolcuyduk. 24-14'tü ya. Yani o zaman da tepki gösteriyorum. Benim şeyim evet. Haksızlığa ve çifte standarda karşı. Bir Barcelona deplasmanı var. Efes ilk defa Euroleague'de çeyrek final oynuyor hatırlıyorsun. Tamer Oyguç'u doğradılar. 3 sayıda mı 5 sayıda mı zar zor Tamer şey yaptıktan sonra kazandı. Orada da isyan ettik. Ya hakemlik zor. Yani oraya ailenle gidiyorsun. Tamer Uygusu da bu arada ince ince de doğrayamazsın yani. Göstere göstere baba, yani, yapman gerekir onu. Şimdi kaç yıl önceydi hatırlamıyorum ama bak Tamer Uygusu ve Barcelona deyince yine tansiyonum çıktı. Yani oraya gittiğin anda senin taraftarın yok. Taraftar bir takımı öbür takım destekliyor. Ama hataya açık olabileceğini de bilmek gerekiyor. Hakem hata yapabilir. Fakat bunlar hata değil. Böyle bir şey yok. Yani hakikaten dedim ki şey yazacaktım ya. Yani bu Euroleague'de yani çok Jordi basketbolun detayında girme izler yani. Bakar ama bir güvendiğin insan kimse işte Kostas mı öbür mü bir sor ya. Objektif gözle. Sana yaz söylesin ya. Bu maçı şey Lamonica nasıl yönetti? Sen eğer koç olarak 3. dakikada anlıyorsun değil mi? Hakemin kötü bir gününde olduğunu mu yoksa art niyetli olduğunu mu? Şimdi hatırlıyorsun değil mi? İsmet Badem'in sahaya girip de Aito Renesse'se burada en son topu alıp ülke olarak Barcelona'ya inip oraya gittiğimiz. 24 saniye süresi. Evet. Bu ekranlara vermiştik burada da. Sokmadılar bizi biliyorsun İspanya. Final 8'e gidiyoruz. Onlar gelin Final 8'e gidiyoruz. Maç başladı. Asistan koçlarla konuşuyoruz. Abi süper gözüküyorlar ya dedi. Bir gidiyorlar ki Barcelona'nın üstüne. Daha otur yerine bir daha kalkarsan falan filan diye. Ben dedim ki 10 dakika sonra bak sen dedim. O başında gösteriyor. Bütün seyirci yuhluyor. Onlar ya neden bizim banka saldırıyorsunuz diye. Yani Aito'ya zaten saldırmanın imkanı yok. Yani Aito'nun en fazlaki itiraz temposu bu. En çok bunu yapıyor. Aito'ya nasıl saldırabilir? Bana saldır. Onun için yani başında öyle bir görüntü yapıp ondan İlk sonra... İlk maçta da öyle değil miydi? Bütün drive'lardaki faulleri çaldılar. Maalesef bu yapılıyor. Ama biz malın değerinden konuşuyoruz. Evet. Yani malın değerini, bu ürünün değerini iyi hale getirmek için bunları erimleyeceksin ve gerçekten üçüncü göz denen bir şey var ya. Üçüncü göz bir anlamda ruhsal enerji. Üçüncü gözde başka insanlar. Getir abi 10 tane iyi hakeme sor ya. Lamonica hakikaten iyi miydi? 10 hakem ama güvenilir hakem. Hı-hı. Hakemliklerini bitirmişler. Hepsi yani yıllarını vermişler oraya. 10 hakem, 2'şer koç koy. 2 menajer koy. Yani oyunu bilen insan bilenleri koy. 2 oyuncu koy. Hepsi diyorlarsa ki hakikaten harikaydı. O zaman diğerleri susar. Koç niyet o kadar önemli ki. Şimdi Ufuk Akyüz
nasıl Ufuk Akyüz hakemken bir kelimeyle tarif et. Genç, dinamik ve olduğu gibi. Olduğu gibi. Çok iyi hakem tartışılır. Olduğu gibi. Yani company man değil. Zaten ondan uzun sürmedi hakemliği. CSK finalinden sonra bana saldırı oldu ya. Hı hı. Ya dedim şu pozisyonları Ufuk maçı izlemiş. Ufuk Akgüz'ü canlı yayına çıkarayım. O değerlendirsin. Ben hiç karışmayayım. Yani benim görmediğim 4 tane pozisyon gördüm. Ha benim de steps olarak yorumladıklarım ya o çalınmayabilir dedi. Ama gördüğünü söyledi. Çünkü Ufuk öyle biri. E hiç kimse ikna olmadı. Yani Fenerbahçeliler zaten ikna olmuştu. O at gözlüklülerin hiçbiri ikna olmadı. Yani şimdi hiç kimse Ufuk Akyüz'e hakem olarak taraflı bir hakem diyemez. Mümkün değil. Ben 500 tane falan maçını anlatmışımdır. Çok fazla mesaj gelmiş. Evet, hem serzenişler var hakemlerle alakalı hem serinin devamıyla ilgili yorumlar var. Hepsine yer vereceğiz. Nihat Bey, neden CSKA'nın havaalanında antrenman sahası olaylarında Hackett'ın Euroleague resmi sitesinde oynamayacak bilgisi üzerine oynaması durumunda hakemlerin yaptığı hatalar üzerine neden açıklamalar yapmıyoruz demiş. Hepsiyle ilgili aslında açıklamalar oldu. Buradan giderken de yönetimimizden açıklamalar oldu. Biz Rusya'dayken Moskova'da da bunların üzerine açıklamalar yaptık. Yardımcı antrenörümüz Erdem Can'ın maçın ardından Hackett olayıyla ilgili açıklaması oldu. Çok güzel bir açıklamaydı o. Biz orada bu arada CSK'dan gelen cevap da biz Hackett'ın oynamayacağı bilgisini Euroleague'e vermedik diyorlar. Peki Euroleague ne diyor bununla ilgili? Daha doğrusu Euroleague'deki o birimde çalışan kişiler. Evet, orada bizim hatamız vardı. Şimdi böyle de bir cevap geldi. Hemen istifa etmeleri lazım. Hemen. Yani playoff turunda yapılacak resmi, hata bu. Bu hata değil. Eğer resmi bir bildiri yoksa ki ben inanmıyorum. Yani bu işte o korumanın, kalkanın devamı. Hemen o kişiler o bölümü olduğu gibi istifa etmesi lazım. Bu şaka değil ya. Kesinlikle. Burada nasıl bir özveri var biliyor musun? Bu bütçelere ulaşmak için oyuncuların bu Covid ortamında idmanları, seyahatleri, bilmem neleri. Hemen istifa etsin. Jordi de dahil olsun. Hemen. Madem o patron... Sert mi oldu koç? Yok, sert olmadı. Şimdi ben birkaç şey diye yazmış. Bu hani sakat oyuncunun oynayıp oynamaması bu bahisçiler için önemli diye yazmış. Onlar öyle görmüşler. Evet. Yani onda da önemi var tabii. Hani onlar için de var. Ama esas önemi kim? Bahisçiler falan değil. Esas önemi maça hazırlanıyorsun. Yani bu şeffaf bir şekilde maça hazırlanıyorsun. Yani eskiden hani bir antrenman önce bandajlı gelirdi, bandajını çıkardı, oynardı. Hani onlar senle Halil Ünen'in çok güzel onları vardır. Aynen. Amerikalılar dört tane şey oynamayacak falan diyorsun. Bir anda bakıyorsun ki sağa gidiyorsun. Ters düz vuruyor yani. Sen ona göre tekerlekli sandalyeyle maça gelip ondan sonra ters. Çat. Ya onları izlemek o ikiliyi müthişti bir ara ya. Ama şimdi burada tabii maç hazırlığı yapıyorsun ya. Evet. Her şey şeffaf saydam. Onlarda kim var kim yok bunu bilmek hakkın yani. Ve resmi bir kuruluşa, kuruma siz o zamanlar oynamayacak sakat listesi, belirsiz listesi göndermiyordunuz sonuç itibariyle. Öyle bir şey bile yoktu ya. Şu anda Euroleague takımlardan bunu istiyor. Maçtan yaklaşık 48 saat ya da 24 saat öncesine kadar bu verilerin girilmesini istiyor. Ama bu hata yapılacak bir şey değil ama. Kesinlikle. Kusura bakmayın de denmez buna. Bence tamam mı? Zeynel Bey, iyi yayınlar demiş. İki maçı da izledim. Mücadelemiz gözlerimizi yaşarttı. Sizce 2-2 yapar mıyız seriyi demiş. Oğuzhan Bey İzmir'den sevgiler. Veseli 3. maçta oynar mı? Dekolo'nun ikinci maçtaki faulleri, ona yapılan faulleri düşününce merak ediyorum demiş. O sert oyununa cevap verebilir mi Veseli'nin de? Eğer oynarsa sakatlıktan dönerek şeklinde. Çok fazla sorular var. Oğuzhan Yakıcı, Oğuzhan Bey, İzmir Karşıyaka'dan günaydın. Murat abiler, hakemlerin CSK hatalarının her yıl olup da buna çare bulamamamızın sebebi ne olabilir demiş hakemlerin. Söyleyeyim mi? Tabii Murat abi. Kafaları temizleyeceksen Euroleague olarak, VTB liginde hakemlik yapan hakemler Euroleague maçı yönetemez.
VTB Ligi, VTB biliyorsun CSKA'nın evet. en önemli sponsoru. Sponsoru. SSCB, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Ligi. Ligi. Şimdi VTB Ligi'nde maç yönettiği için şu anki kurallara göre legal. Hakem maçını yönetiyor, parasını alıyor. Hiçbir şey yok buraya kadar. Nasıl maç daha çok maç alıyor? İyi de para veriyorlar VTB Ligi'nde. Nasıl daha çok, işte zaten firma dediğim bu. Tepedekilerin istediği gibi gelişmeler devam ettikçe o hakemlere daha çok maç veriliyor. Daha çok para kazanılıyor. Ondan sonra geliyor bir de EuroLeague maçı yönetiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Emin Molkoç'u versinler EuroLeague'de Efes maçına. Verebilirler mi? Ya orada çünkü pasaport yok. O ligde o hakemler görev yapıyor. Hı hı. Katılıyorum Murat abi sana. Seçenek. Ya EuroLeague'de. Ya belki EuroLeague olarak hakemlerin maç başına parasını biraz arttırırsın. Ya burada olacaksın ya orada. İlk adım bence bu. Bilmiyorum koç ne diyecek. Yani. Abi bir kere yani hakemlik bugün bir EuroLeague'de hakemsen bir meslek. Yani tamam birkaç tanesinin başka mesleği de var. Ama sırf bunu yapan da var. Hı hı. Yani EuroLeague hakemin mesleği o. Yani tabii. Maç başına 1500-2000 Eurolar, gidişler, gelişler bunlar Avrupa'da falan kazanılmayan paralar. Onun için onu alıyorsan onun değerini de vereceksin. Bir kere bu hakikaten yani hem sportif olarak onuru, şerefi olan bir şey hem de çok cazip bir meslek. Bunu kontrol etmek istedikten sonra edersin ya. Yani gideyim EuroLeague'de hakemlik tüm organizasyonu yapayım. Kendi adıma söylüyorum. Yani bu kadar da yüksekten uçulur mu? Uçuyorum. Bir yıl sonra veya ne hangi ligi istiyorsan yolla. Bir yıl sonra hiçbir problem kalmaz. İmkan yok kalmaz. Çünkü oraya problem yaratmamak, en adil şekilde olmak, olanları da kesmek amacıyla gidersen bu şey değil ya. Yani laboratuvara gidip de aşı bulmuyorsun ya. O kadar kolay ki. Ama işi biliyor olman lazım. Oradaki adamın gerçekten basketbolu oynuyor olması lazım. Hı hı. Yani basketbolun içinde mesela bazı kulüplerde gidersin koçluk, o takımın koçusundur. Ama orada bir düzen kurulmuştur. Birileri transferi yapmıştır. Hadi abi al bu takımda senin çalışsa çalıştıramazsın abi. Çünkü o oyuncuyu gün geldiğinde nasıl kullanması gerekeni sen bileceksin. Ben de başka bir işi bilmem. Ama bu işte çözüm o kadar kolay ki. Koç sana güzel bir mesaj gelmiş. Biraz önce mesaj atayım mı şeklinde Murat abi de at gönder o mesajı demişti. Jordi mi yazmış? Mesaj bekliyorum demiş. Orçun Bey, Orçun Birol, koç yıllardır lobiden dert yanarız ama bizim spor kültürümüzde adam kullanmak olmadığı için arkadaşım dediğin EuroLeague başkanına bile ulaşıp şikayette bulunmuyoruz. Bu bizim gururumuz sportif anlamda ama bu durumda da hakkımız daha çok yenir. Bizi buna alıştırmasınlar demiş Orçun Bey. Hocam yapmak lazım. Yani dosya bir, gayet profesyonelce. Hata bir, hata evet. iki, hata üç, hata... Bak bu da bu işin bir iç kolu. Yani bunu yapacaksın, dosyalayacaksın. Gayet beyefendi mesela yıllarca ben 1907'de o zaman Fenerbahçe çalışırken yönetim. Oradaki bir kardeşimizle konuşuyoruz, maç boyunca bir şey yazıyor. Takımı çekmek lazım, takımı çekmek lazım. Ben diyorum ki takımı çekmek yapılacak en son şey. Orada tabii ki şey gösteriyor yani gayet ateşli bir şekilde takımı çekemezsin. Böyle bir şey yok. Haklıyken haksız olursun. Ama bittikten sonra seni nasıl hakikaten orada haksızlığa uğrattılarsa bir haksızlık dosyası bir şey var ya hayatta. Onu yazarsın. Bu yanlış, bu yanlış. E peki ben şeye bile girmeye gerek yok ya. Ben bu kadar para veriyorum, o kadar para veriyor. Para verme ya takımını bedavaya kur. Ama orada kurucu üyeysen ki ülkenin doğan hakkıyla Fenerbahçe bugün kurucu üye. Yani Fenerbahçe ülkelerden gelerek tamam. E artı bu işin yıllardır kültür olmuşum. Tamam, o zaman dersin ki benim böyle bir hakkım var. Lütfen İvedi cevap verilmesini rica ediyorum. Ya bunu Fenerbahçe'nin de yapması lazım. Kim burada hakikaten şey oluyorsa, yani hakları yeniyorsa, onu hissediyorsa yazması lazım. Ver abi cevabı, sen de kamuoyuyla paylaş. Şimdi, bu yani gayet olması gereken bir şey ve iş buraya gidiyor zaten. Koç şimdi 20 yıl önceye göre çok farklı bir dünyada yaşıyoruz ya da 10 yıl bile. Ya sosyal medyada aç bir kanal, İngilizce yayın yap, o pozisyonları her hafta yükle. O Almanya'da da seyredilir, her yerde seyredilir. Ben art niyetli bir yönetimle bu
paketleri hazırlayıp yollayarak bir yere varılacağını düşünmüyor. Cevap isteyeceksin. Ya veriyorlar mı? Ya sen kaç yıl acaba Avrupa'nın ya hakem bütçesi diye bir şey var bazı takımlarda ya. Duydun değil mi? Yani hakem bütçesi. Sualleri geçelim. Ah, evet. maçı konuşalım. Maçı yani şeyi konuşalım. Sahayı, oyunu konuşalım. İlk maç 92-76, ikinci maç 78-67. Kaybettik. İki maçın da özelinde Fenerbahçe Beko'nun olarak baktığımızda son periyotta skor olarak düştüğümüzü, bir ilk maçta 10 sayıda, ikinci maçta da yanlış hatırlamıyorsam 12 sayıda kaldık ki ikinci maçın ikinci yarısında toplamda 25 sayı bulabildik. Orada CSKA'yı da durdurduk aslında. Skor biraz daha bizim istediğimiz seviyeye geldi. CSKA'yı o noktada tuttuk ama biz üretim anlamında sıkıntı yaşadık. İkinci oyuncuyu çıkartmakta problem yaşadık. İlk maçta Nando 27 attı. İkinci maçta Marco 27 attı. Ama ekstra farklı bir isim sahaya, sahneye çıkamadı. Yorumlar içerisinde de gördüm. CSKA'nın o anlamda biraz daha tabii daha geniş kadroyla oynamasını da vermiş olduğu, rotasyonu daha rahat kullanmasıyla da alakalı İtudis'te ama Ukov'un iki tane köşe üçlüğü her iki maçta da bence canımızı acıtan en önemli faktörlerden biri oldu ki biri ilk yarı biterken atmıştı ilk maçta. İkinci maçta da en kritik noktalarda iki üçlük geldi. O anlamda onun ekstra katkısına dikkat çekmek istiyorum. Maçla ilgili yorumlarınız nelerdir? Ama CSK'yı analiz ederek bence başlayalım. Çünkü biz burada evet şöyle bütçelerde kuruldu, böyle iyi bir takım, şöyle yıldızlar var diye yorumlar yapılıyor ama oynadığı oyuna baktığımızda ben sahada pek de bir şey göremedim. İşin açıkçası Murat abi. Yani pek de bir şey göremediğime katılır mıyım bilmiyorum. Pek çeşit göremediğimi söyleyebilirim. İlk maç zaten Clyburn'le şeyin üstüne yıkıldı. Şengeli. İkinci maç Şengeli. İlk maç şey. Clyburn'le Hackett. Tabii çok üst seviye oyuncuları var ama yani mesela ne ayar yapmış? Biz Şengeli'yi iki maçta çok iyi durduruyorduk. Şengeli'ye zorlama demiş. Orada doğru açıları yaratıp Şengeli'nin asist şeyini yükseltmiş. Altı tane asist yaptı ilk yarıda ki dördü üçlüktü galiba. Evet. Yani ufak dokunuşlar yapmış İtudis ama tabii şimdi şöyle bir şey var. Oyun planını o bizim eksiklerimize veya kadro sıkıntımıza göre kurmuş. Bütün maç boyunca özellikle de Dekola topu getirirken ya Antonov, yani genelde şey Kurbanov, Clyburn ve Antonov tam sağa baskı yapıyordu. Yani Dekola'ya yıpranma orada başlıyordu. Hı hı. İlk maç o baskı çok fiziksel değildi. İkinci maç dozajı arttırın demiş. Yani çünkü dayak çok erken başladı. Yani iki dakikada iki kere sakatlanıyordu. Yani ikincisinde sakatlandı zaten. Şimdi Dekolo'yu ilk maç bu kadar ön planda çıkarıp o önlemleri alınca ikinci maçta da biraz Guduric rahatladı. Bu sefer Guduric çok fazla ön plana çıktı. Ama ikisinin de paylaşma olmadığı takdirde şimdi üçüncü maçta da belki Guduric'i dövecekler. Yani Rusya'da olsaydı özellikle. Yani bu paylaşımı mutlaka sağlamamız lazım. Evet çok sert oynuyorlar. Yani devamlı temas var. Devamlı dribling yaparken şey var. Ondan dribling yerine hareketli, topsuz oynayan oyuncuların kendilerini sistem içinde gösteren bol paslı, yüksek tempolu bir basketbol oynamamız lazım. Topu yakalayamazlarsa adam dövemezler. Ha şimdi diyeceksin ki biz bunu Wesley ile oynuyorduk. Tamam. Yok. Ne yapalım? Çok güldün. Hayır bıyık altından çok güldün. Koç'un yorumları başlayacak. Başlarken de şut grafiklerini de isterseniz ekranlara verelim. Hem birinci maçın ilk sonrasında da ikinci maça geçeriz. Koç senin yorumlarını. Toplam grafik. Tamam. Bu toplam grafik. Gördüğün gibi ilk maç içeriden çok attılar. Onların çoğu Clyburn sayıları. İstiyorsan geçebiliriz ikinci maça. Bir de dördüncü çeyrekte Voigtman'ın hücum reboundları. İkinci maça baktığında görüyor musun? O potu altı kalktı. İkinci maçta orayı temizledik. En büyük fark burada. Cansu bir daha birinci maçı isteyebilir miyiz? Bak birinci portakal renge bakın. Evet. Orası nasıl özenle çalışılmış. İkinci maçı atladığın anda ikinci maçın grafiğinde gördüm orası boşaldı. Koç burada
%60'la bile oynuyor olsa Pierre'in verdiği 30 dakikanın ne kadar önemi var? Çok. Değil mi? Çok. Çünkü önüne geçiyor. Bence Pierre bu arada tam hazır değildi. Değil canım. İki tane şey kaçırdı. Smaç yapar normalde. Evet. Bacaklar yok yani. Birinci maçta baktığın anda bizim tarafa git. Dışarıdan üçlük yüzdesi çok fazla değil. İkinci maça git. Yine fazla değil. Ama ikinci maçta içeriden çıkartılan onlar hep üst üste gelmiş. En aşağı 4-5 tane basket var. High post'tan bulduklarımız var. Ama önemli olan onları durdurup, onlar çünkü çok daha fazla dışarısı kullanıyorlar. Yani Marco'nun burada drive'ları daha fazla orada. Çembere yüklenişleri. Aynen, aynen. Bir toplam istatistiği, yani sayı kağıdını görebiliyoruz değil mi? Sayı, skor kağıdını. Skor kağıdı yok. Ha, skor kağıdı yok. Peki, o zaman ilk maça baktığında birinci maçı dediğim gibi... İstatistik anlamda bende var ama istediğim bir bilgi var. Yani hani tam net gösteriyor. Şeyle, konuşarak söyleriz. Hackett'dan Clyburn'u aldılar, götürdüler. Şimdi ikinci maçta Clyburn yok. Şimdi o dışarıdan köşe iki tane üçlükleri var dedin. Antonov'dan oradan attığı var. Antonov'da attı. Hatta bakayım ne. Antonov 4'te 4 bu seride. Toplam evet. Seride mi? Öyle diye hatırlıyorum. Şeyde... Kemal Sinan Küçük çok güzel sormuş. Peki ne olacak diye. Bak şeyin önünde kağıt varsa Clyburn sayısını söyler misin ikinci maçta? Clyburn ikinci maçta... 9. 9. 9. 11'de 3 sayı içi isabet. Şengelya'yı da söyle lütfen. Tabii Şengelya da 11 sayıda kaldı. Tabii, şimdi bu iki tane top scorer dediğimiz üst düzey atıcıları 20'de kaldığı için o sayılar işte Antonov'a veya diğerlerine bölünüyor. Bu gayet doğal. Hı hı. Yani hem atıcıyı attırma hem de oradan kaynaklanan dışarıyı da attırma. Kurbanov da 10 sayı attı. Tamam şimdi işte oradan Kurbanov'unki de ceza atışları. Şimdi bunlar gayet doğal. İçeriği vermedikten sonra bana sorarsan savunma hakikaten yani şimdi biz Igor'u dedik ki yılın en iyi koçlarından biri. Yani Fenerbahçe Beko'yu bütün sene müthiş yönettiği için değil. Çok gelip NBA'den adapte olamadıktan sonra bir anda adapte olduğu için. Onun için gerçekten kendi adına da önemli bir çıkış yaptı. Bir de Igor'a da şöyle hak vermek gerekiyor. Yani Igor hayatında kaç tane head coach olarak maç yönetti ki? Çok az yani. Phoenix Suns'da işte. O kadar yani. Ama şimdi buraya adapte oluyor. O karakteri zaten onu taşıdı. Ha bir de şey, Slovenya milli takımı var. Tamam işte o da hani 20 maç senede yani ondan fazla bir şey değil. Ama karakteri o dimdik duruşu, kaybetti de vakur olması onu bir yerlere hakikaten getirdi. Şimdi Erdem Can'ı düşün, Fenerbahçe'de bir sistem vardı. Obradovic tam bir taktisyen. Yani ben Obradovic'i kalkarken ne yapacağını biliyorum. Karşı karşıya oynarken de alacağı tedbiri biliyordum. Tamam diyorsun ki bunu yapacaksın ama Erdem Can hep oyunda. O bağırmak istemiyor. Hani zaten kırmızı oluyor. Oradaki onun sesi, sesi demek bir tek hadi arkadaşlar Allah aşkına iyi oynayın demiyor ki. Uyarıları yapıyor yani. Evet. Buraya gel, double team'den dön, köşe boş, dibe sür, neyse verilecek, box set gibi oyunun tekniklerini Erdem Can ortaya koyuyor. E şimdi böyle bir anlamda da maçı yönetiyor. Onun için bence o şeyle, tecrübesiyle, o aldıkları iki maçı da muazzam yönetti. Şimdi burada şuna gelmek gerekiyor. Hem yani tweetlerin sorusu hem senin sorduğuna ne olabilir diye. Onlar da bizi çözdü. Biz de onları çözdük. Hani niye gülüyorsun diyor Murat. Şundan gülüyorum. Onlar şeyi fark ettiler. Tamam ya bunların iki tane oyun kurucuları ikinci maçta daha ilk maçta anlamadılar. Bunların oyun kurucuları kim? De Colo ile Marco. Skorerleri kim? De Colo ile Marco. Tamam. O zaman iş şimdi kolaylaştı. Bugün var ya bugün hep beraber ziyaret etmemiz gereken bir yer neresi biliyor musun? Tüm Fenerbahçe'nin Euroleague'de var olmasını isteyenler, maide tabii exagere ediyorum yani abartıyorum, Alex Perez'in evine gitmek lazım. Şimdi ne olur Alex, sıra sende diye. Şimdi bak suratını kapattı. Yok yok ben... gözlerim akıyor da. Evet. Ama neden biliyor musun? Çünkü şu anda bir numara oynayabilecek yani bir Allah yaratıyor bizi, bir DNA'mız var. Evet. Ben dünyanın en büyük atleti olarak yaratılmamışım. Ama işte kafamla pası görüp şut atardım. Hepimizin bir özelliği var. Özellik Alex Perez'de ki bir numara özelliği başka kimsede yok ki. Lorenzo'da yok. Yazıyorlar, çiziyorlar. Abici Lorenzo bir oynasa, abi Lorenzo bir oynasa yani annesi annesi kendini beşinci kattan atar ya yani. Maçını izlerken. Ama bu... koç Lorenzo'da şu sıkıntı var abi. İki dakika bakıyorsun Avrupa'nın en iyi gardı. Evet. İki dakika sonra bakıyorsun, ne yapıyor bu diyorsun? Abi çizgiden geçiyor, Şengeli'yi omuzuna alıyor.
bütün hepsini içine vuruyor. Evet. Böyle bir atletik kabiliyet ama o bir numara oyna onun buraya yerleşmemiş. Pazardan çarşambaya nasıl yerleşecek? Hayır. Melih şutu atar, yardımcı olur. Bir numara mı? Değil. Değil. Biber bir numara mı? İki mi? Değil. O üç numara bir şütör. Kim var abi orada? Bobby Dixon bile bir numara değil. Ama oradaki... Bobby Dixon sağlıklı olsa destek verir. Bir destek verir. Bak. Çünkü skorer sayısı ve oyun kurucu sayısı üç olur. Ama o da bir değil. Oradaki pure bir, anadan doğma bir, yani buyurun playmaker çocuğunuz doğdu diye ele vermişler. Meksika'da bir yerlerde. O abi Alex Perez. Yani ama o da şöyle oynuyor. Yani diyor ki abi bugün şansı buldum. İki penetre bir sıkıştırırsam, bir de üçlük atarsam gün bugün Alex diyor. Hiç öyle bir gün değil ya. Alex yani keşke Kemal Alcana'yı falan seyredebilmiş olsaydı. Keşke. Sıfır sayı maçın yıldızı. Babam söylerdi. Sıfır sayı ya ve sıfır sayıp onu ben mesela oynarken bir numara geçip Kemal abi düşünürdüm. Onun gibi hayal ettiğim insan sıfır sayıyla oynuyor. Çembere bakmadan maçı domine ederdi derdi. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi neden? Çünkü yapacağını biliyor. Oyunu akıtıyor. Şimdi oyun öyle aktığı anda Dekola yıpranmayacak. Tabii. Marco yıpranmayacak. Zaten Fenerbahçe bu daha sonra 15'te 10'u kazanırken iş nereye değişti? O Amerika'dan kalkan uçakla. Yani Marco oraya gelince koştu olan iletişimi çok iyi karakter, çok sabırlı üstüne koydu. O olunca Besleri bir ara şeydi yani ipi çekmek üzere, yok fişi çekmek derler değil mi? Fişi çekmek üzereydi. Dahil oldu. Abi Marco geldi, yürü dedi. Besleri bir anda point guard oldu. Şimdi point guard'ın yok. Gerçek 1.00'ında yok. Bunu nasıl çözeceksin? Allah Erdem Can'a, tabii Igor'la beraber programlıyor. Onlara ne diyeyim zihin açıklığı versin. Bunu çözdüğün anda maçı da kazanırsın. Aynı şeyi dün programda konuştuk. Fenerbahçe'nin Dekola'nın dövülmesine engel olacak bir numarası yok dedik. Sen Alex, yani çaresizlikten, o var, elde, o var, elde o var. Çünkü bir numara o topu getirdiği zaman Dekola'yı dövemezler öyle. Ya hakikaten abartıyorum ama Alex'ten sonraki alternatif kim biliyor musun? Genç takımın gardı. Yani point guard olan çocuk ama o kimdi? Bütün o seriyi kazanırken yan ve seriydi. O da yok. Ama sen hala mecbursun belki de onlarla oynamaya kalkarken yine öbür taraftan belki az Melih, belki biraz hani şey gibi oldu, pilav üstü kuru gibi oldu ama evet. Belki oradan biraz Lorenzo, yani ama Lorenzo olmuyor. Bak o... hep konuşuyoruz seninle. Lorenzo ne zaman iyi oynuyor biliyor musun? Gudrich iyi oynadığı zaman. Çünkü Gudrich'in oynamasına izin verildiği zaman Gudrich gizli oyun kurucu gibi oynadığından dolayı o yükü Lorenzo'nun ya da o beklentiyi Lorenzo'nun üzerinden alıyor. Lorenzo rahatlıyor. Ama Gudrich'e o şey geldiği zaman, o yükümlülük Lorenzo'ya devredildiğinde Lorenzo kötü oynuyor. Tabii canım ya, bir numara kartı verirse Lorenzo'ya, maçın bir numarasını şuraya koysa şey yapar yani, al abi diye. Değilim, ben değilim der yani, o ben değilim. Ama bak bu, Batuhan bunu bu kadar net görmek çok güzel bir şey esasında. Yani şimdi ben hiçbir şeye bir sezonluk, bir maçlık, yani bakmamışımdır. Yani şu çekirdeğe iyi bir koçun dediği gibi yani merak etme. Ben o topu getiririm, oyunu başlatırım. Ha, boş kalırsam da iki tane üçlük atarım. Çünkü bu takıma çok yaratıcı bir birinin ihtiyacı, yani öyle bir ihtiyaç yok. Zaten çok yaratıcı oyuncum var. Hatta o topu getirip belki biraz savunmada bulldog olacak bir bire ihtiyacı var. Çünkü bizim biraz ısırmayan bir kısa rotasyonumuz var. Yani biraz o Hackett'ı ısırıp Hackett'ın Dekolo'ya yaptığını Hackett'a yapacak. Ya biraz da şey demişler, keşke kadroda Pero Antić olsaydı. Ya Pero Antić olsaydı zaten. Oyunun başka bir boyutu. Yani iki maçta çok farklı. Sadece Pero Antić değil abi. Kalinić, Yudo zaten o... İspanya dayağından sonra, Real Madrid dayağından sonra 3 hamle oradan geldi. Ve 3'ü de çok doğru hamleydi. Hem o açıdan hem de basketbol açısından yani. Peki, şeyi çok hafife alma Ekpe'yi. Fiziksel olarak. Tatlı tatlı dövüyordu. O ya Pero gibi dövmüyordu. 3'ü çok farklı dövüyordu. Pero biraz da burasıyla dövüyordu. Kalinić fiziksel dövüyordu. Hocanın da dediği gibi Yudo tatlı tatlı dövüyordu.
Diğer grafikler var. Onları da ekranlara getirelim en azından. Üzerinde belki koç yorumda bulunmak istersin. Hackett'ın hem birinci maç hem de ikinci maçtaki şut grafiği ekranlara gelsin. Daniel Hackett oynayıp oynamayacağı, aslında oynamayacak olarak adlandırıldı ama sonrasında çıktı. İlk maçta 20 sayı attı. 20 sayı atarken ki şut grafiği bu şekilde. İkinci... Ben %60 ile oynuyor burayı. Evet. Birinci maçı. İkinci maçı da %50 ile oynuyor. 14 sayıyla oynadı. Şimdi Nando De Colo'nun ilk maç, Marco Gudur için de ikinci maç şut performansı. Ya bunu istememizin sebebi şu, yani biri birinci maç, biri ikinci maç. Bak şey, burayı sürüklerken Nando potu altı da attı, dışarıdan da buldu. Hı hı. İkinci maç bu atışları pek bulamadı o sopadan dolayı ama evet, top getirme sorumluluğu da onda olduğu için. Oradaki. Yani sen bana de ki mesela top gelecek, şu çizdiğimiz Euroleague'in E'si var. O yarı sahaya top, bir sistem bulundu, oraya geçecek, gelecek, top orada Nando olacak. Koç bir %70 de, kazandın. Yani ne kadar etkiler bilmiyorum ama şimdi ilk maçta 35 dakika oynadı. 27 sayı atıyor. Savunmanın baskısı üzerinde dönüyor, savunma yapmaya çalışıyor, kendinden daha fazla size'lı ki CSK maç genelinde zaten bizden daha fizikli kalmaya gayret ettiler. İkinci maçta bir sakatlandı burnundan ve sonrasında içeriye gitti. O yüzden biraz... İlk çeyrek zaten 2 dakika oynadı. Süresi biraz düştü ama yine 30 dakikayı buldu. Yani 29 dakika süre aldı. Tamam, oynamadığı o 8 dakikanın da 5'ini koysan 35'i yine yani bulacak. 2 günde bir böyle maçlar, böyle stresli zor maçlar, biraz da dar rotasyonla oynayınca son bölümdeki bizim takım halindeki performansımıza yansıyor değil mi? Neler söylemişler? Zaten ilk maçta 32 dakika, ikinci maçta 38 dakika mücadele olmasının sebebi Pierre'in verdiği sana 30 dakika. Tabii. İkinci aynen maçta öyle var galiba Nando'nun değil mi? Yok, Pierre'in var. Özür dilerim. Pierre. Pardon. Gudur için. Ya Pierre ikinci maç 30 Marco dakikanın üzerinde oynadı ki... Hiç hazır değildi. Yani evet. Antrenmanları takımla birlikte yaptı. Takımdan ayrı çalıştı. Ahmet Düveroğlu keza antrenmanları bitirdi ama... Sakatlığı ilk maçta devam ediyordu. Olağanüstü gayretinden en olumsuz etkilenen 8 aylık aradan dolayı O'Quinn oldu. Yani ilk maçta, ikinci maça da savaşarak başladı. Top çaldı şu bu, bir anda bacaklar gitti. Evet. Bu da Marco'nun ikinci Marco'nun da ikinci maç şut grafiği i̇şte 27 sayı attı. O üçlendi Nando'nun işlerini. Hı hı. Bak dışarıdan attı, potu altına girdi. Aslında hücumda sıkıntı çekmiyorsun. Hatta çünkü o top oraya gittikten sonra gizli playmakerlardan o kadar çok var ki Fenerbahçe Beko'da. Quinn de bir playmaker. Top doğru yere gittikten sonra. Ama şunu yapmamak lazım. Bu potu altı atışları çok değerli. Yani onların baskısıyla böyle yarı sahaya doğru gelmemek lazım. 38 dakika oynadı. Çember altı. 27 sayı attı. Sonunda da tabii işte 10 sayıda kalıyoruz. İlk maçta da iki kere de o sakatlandı biliyoruz. İlk maçta da evet. Son çeyreğin başında hatta ikincisi. Cansu araya gidelim yoksa... Ha öyle mi? Clyburn'un de birinci maç grafiği varmış. Koç bir de onu da verelim hadi son olarak. Will Clyburn'un da işte burada çember altında ne kadar başarılı olduğunu ilk karşılaşmada... Bunların %90'ı post-up'tan. Evet. Tabii hepsi yani bize tarafı, sol tarafında oradan yapılan post-up'lar. Oradan içeri girip bunları attı. İkinci maçta bunları ortadan kaldırdık. Zaten bu seriler böyle bir şey. Yani birinci maçta bir şey oluyor, ikinci ona bir ayar yapayım diyorsun. Ama yandan da bunu yapayım diyorsun. Sonra da koçun fikri oluyor, diğer ona bir şey söylüyor. Oyuncu seni biraz şey yapıyor, ya ben orada topu aldığımda çok çapraz boş kalıyor diyor. Hop ikinci maçı oynuyorsun. Aynen. Orada başka bir şey çıkıyor. Ama gerçekten bir point guard olsa, hani sabah sen bana Alex Perez yok dediğinde hakikaten yani çok down oldum. Yani, Alex Perez yok demedim. Yani şey, sağlıklı değil dediğinde. Evet yani yine ilk maçın ardından... bir sakatlık durumuyla söz konusu kaldı. Doktorun orada bir müdahalesi var. İkinci karşılaşmada o yüzden süre alamadı ama serinin devamıyla ilgili tabii ki var de. Ama şimdi tabii sağlıklı olması lazım. Orada point guard oynamak demek. Çünkü yani onun vücudu oraları mütenasip. Hı-hı. Yani geçiyor, çabukluğu var. Ama o da gittiği anda şeyi kaptıramıyor. Yani ben acaba kendimi nasıl göstereceğim? Bunun derdi o zaten. Kendi tabii. Şey, Lorenzo ya. Lorenzo müthiş bir aksiyon oyuncusu. Yani Lorenzo'yu bir kesik kesit koy, hemen abi transfer edersin. Ama Lorenzo'nun gelenini koy, geçişlerdeki yardımı, topsuz alandaki hareketleri, dersin ki abi acaba
hakikaten rugby'den mi basketbola geldiler? Hı hı. Ya başka bir spordan veya ice hockey'den. Çok güçlü, çok evet, kuvvetli. Eskiden internet falan yokken kasetlerle oyuncu, eğer yaz liglerine gidemiyorsan kasetlerle oyuncu şey yapardın. 25-30 dakikalık işte kasetler gelirdi. Success kasetleri vardı. Highlight. Tabii highlight. Highlight kasetleri. Yani Lorenzo'nun bir highlight kasetini hazırlasın menajeri 40 dakika falan. Bu NBA'in nesi var? Uyuyorlar mı bunlar dersin yani. Tabii canım. Hatta yorumlardan, sorulardan bir tanesi de size geri işte Kyle Hines 1.98'lik boyuyla 5 numara oynuyor. Tarık'tan 1.4 numara olur mu şeklinde sorular da var. Ama ben olmayacağını düşünüyorum. Koç gözlerini açtı iyice bunu duyduğunda. Hem performansı hem de genel gelişimi anlamında Tarık'ın neler söylersin? Yetenek 2.5. 2.5 bilemedin 3. Eğer ayakları üzerinde savunmayı geliştirirse 4 numarayı yarım önden tutar. Şimdi orada niye çok önemli? Kim tedaviden kalkıyordu az daha bu sene? Şu playofflarda bahsedelim mi? Yani son şutu soksa Kevin Pangos, evet. 66-66'nın üzerine olay bitmişti. O şut katısı 2-0 gelecekler. Herhalde bir tane maçı kazanır da o Zenit diye düşünüyorsun. Ama ne yapıyor Kevin Pangos? İçerideki en son 10 saniye, 8 saniye kalan süvişlerde Clever'le tek tek birebir kaldı ya. Piyot'un önünde kalıyor. Kolay mı orada Bison'un Piyot'ların önünde kalmak? Hepsi birbirinden sayıcılı. Ama orada kalıyor. Orada niye çok önemli? Ve alışkanlık. Ben diyor Piyot'un önüne geçerim. Bak Melih'in iyi yaptığı işlerden biri. Bobby Dixon'ın hep yaptığı işlerden biri. Piyot'un önüne geçiyorlar. Şimdi Piyot'un önüne geçmek bence serinin bu maçında da çok önemli olacak. Çünkü şeyde tıkandı. Asistler nereden geliyor? Potu altından geliyor. Oraya geçirmediğin anda asistleri de engelleyeceksin. Mutlaka bunları ufak ufak Erdem hep ekliyordur yani antrenmanlar için. Ama baktığın anda Tarık Bebuş sahadaki bir oyuncu çok yetenekli. Zaten gösterdi. Geçtiği anda direkt o içine kapattı baseline'dan. Evet. Çengel'e tahmin etmiyordu bile. Çekildi o smaçta. Mutlaka ofensif bir güç ama bugün oyunun her tarafı oynamak demek kendine ve takımına her şeyi katmak demek. Yine Kevin Pangos. Kevin Pangos 1.80'lerde ama oyunun her tarafını çok rahat rahat oynayabiliyor. Savunmayı oynuyor, hücumu görüyor, gidiyor, okuyor. Bunlar çok değerli yani. Yoksa aksiyon oyuncusu olarak abi bunun çok iyi şutu var. Yani bu Lorenzo geçtiği anda bunu havada kim durdurabilir? Kimse. Ama hayat bir tek havada o pozisyonda geçmiyor ki. Geri koşuyorsun, asist yapıyorsun, yardıma gidiyorsun. Oyun bundan sonra güçlü insanların, çok tempolu, cesur insanların oynadığı bir akıl oyunu. Yani. Tarık çok iyi şutör. Yani ben onun süre almadığı bölümlerde de yaklaşık 3 yıldır antrenmanlarını takip ediyorum. Antrenmanların ardından bireysel çalışmalarına en fazla önem veren isimlerden bir tanesi. Genç oyuncu, daha da gelişecek, çok da yolu var. Ama tabii koçun da dediği gibi işin biraz daha savunma kısmına da yönelmesi fiziksel gerekiyor. Yani savunma fiziksel, fiziğini güçlendirerek başlıyor. O olur diye düşünüyorum. Yani yaşı daha ama genç işte olduğu için. Aynanın önüne bir gün geçip kendi kendine bir sohbet etmesi lazım. Çatısı çok uygun. Ben ne olmak istiyorum? Şimdi bu yetenekle ben basketboldan para kazanırım. Yani çok büyük paralar kazanmam ama Euroleague'de 18 takımın 15'inde ben iş bulurum işte. 2.5-3 numara şütör. Kendinin güveni tam. Bench'ten gelir. En kritik yerde İki tane sana üçlük bulur ya da basket bulur. Ama bu potansiyelin cevabı o değil. Bu bardağın büyüklüğü o değil. Fiziksel olarak güçlenip biraz daha çabuklaştığı takdirde o sertliği alışkanlık haline getirebilecek de yaşta. Şimdi yeteneksiz oyuncular oradan başlar, hücum yönünü geliştirmeye çalışırlar. Yetenekli oyuncular hücumdan başlar, bu bana yeter dedikleri zaman hiçbir şey olmazlar. Yani önemli bir şey olmazlar. Bu bana yetmez, bunun üzerine koymam gerekir dedikleri zaman da oyuncu olurlar. O sohbeti, konuşmayı kendisiyle bence bir yapması lazım. Bu kolay bir şey değil. Özveri gerektiriyor. Herkes sinemaya giderken, artık sinema da yok. O da bir avantaj esasında. Günde 7 saat, 8 saat, işte bir zamanlar Amerika'da, bu zamanlar Amerika'da bazı hikayelerde sabah 8'de giriyor Kevin Durant salona, anneannesi öğle yemeğini ve akşam yemeğini salona getiriyor. Bireysel koçuyla çalışıyor. Niye?
Yani ben hiçbir zaman çok kuvvetli bir oyuncu olmayacağım ama bu fizikte ben çok iyi bir birebirci ve şutör olursam kimse beni durduramaz diyor hakikaten. Yani isterse günde 20 kilo et yese, 200 yumurta yutsa Kevin Durant bu olacak. Yani hiç Arnold gibi olmaz. Kevin is Kevin. Kevin is Kevin. Bravo. Ama hiç kimse durduramıyor adamı. Yüzü dönük, sırtı dönük. Bunlar hep emekle oluyor. Yani çok büyük yetenek maalesef zaman zaman yanına şey de çağırıyor. Yani böyle ufak bir tembelliği de çağırıyor. Rehaveti, rahatlığı çağırıyor. Hı-hı. Yarı sahaya geçen bir Tarık. Biraz Clyburn aksiyondan eklemişin atlet olmuş. O Garis'ten gelir. Ama aynı şey yarı sahada aldığında müthiş bir patlayıcı güç. Artı dediği gibi güçlenmiş. Çatısı çok iyi. Muazzam bir savunma da yapıyor. Onu da buraya ekliyor. Hücumda da zaten feci yetenekli. Hı hı. Ve kararını vermiş. Ben abi burada savunmanın müthiş bir parçası olacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Net NBA'in sayılan oyunculardan biri olur. Ya bunları eklerse zaten draft, lottery draft olur yani. Hı hı. Katılıyorum ben de. Ya biz bunu Furkan'da yaşadık, Furkan Korkmaz'da. Bardak o kadar boştu ki ama o çalışmayla %70'ini, 60'ını doldurdu. Bardak dedi ya şunu al bardağını, Tarık'ın bardağı. Yeteneğin an bence şurada şu anda. Yani böyle bir o hep olacak. Ama yeteneğin üstüne katacakların sana full bardak getiriyor. Yani. Buraya da çalışarak geldi. O hakkını yemeyelim. Yani buraya da çalışarak geldi. Ama ne olmak istediğine karar vermesi lazım. Yo, yine oynar. Koçun dediği gibi çok acayip bir yere gelebilir. O özveriyi ve odaklanmayı gösterirse. Çok enteresan bir yere gelebilir. Aynen. Peki koç, ikinci maçta özellikle son bölümde skor olarak biraz aşağılarda kaldık. O noktada CSK daha kısa bir 5'le sahadaydı. Biz de kısa bir 5'leydi. Tabii Voigtman orada 4 faulle dışarı çıkınca onlar da biraz kısaldılar. Orada biz mi hücum edemedik yoksa biraz daha yorgunluk mu vardı? İkisi o mu artık çıktı ortaya? Bence. İkisi de. Senin yorgunluğunu görüp baskıyı artırdılar. Hı hı. Yani neden Alex Perez özelinde genel bir numaranın katkısı diyoruz. Orada bir kişi getirse topları turnike atarsın. Ama oraya kadar yani iş bir zaman sonra şeye dönüyor. İki tane foul line arasında çizgi çiz. O foul line'dan potaya, foul line'dan potaya arasındaki fiziksel mücadeleye yani, dönüyor. Yıpranma bölgesi ya da yıpratma bölgesi. Peki şimdi üçüncü maçta olacak olmayacak isimler maalesef şu an itibariyle belli değil. Önümüzdeki günler çarşamba günü oynanacak karşılaşma ve o zamana kadar belli olacak. Neler öngörüyorsunuz Murat abi? Valla mücadeleye devam. Dediğim gibi seriyi daha da uzatmak istiyorsak üçüncü maçta hiç hakem de, yani bir düdük bile ihtiyaç duymadan yenmemiz lazım. Çünkü şeyi dedirtmememiz lazım. Ama bak Fenerbahçe'ye de çaldılar. Çünkü bunlar da hep şey oyunları, art niyetli yönetim oyunları. Biz onu yapabilecek şeyi gördük ama koçun da dediği gibi hem skorer hem oyun kurucuları rahatlatmamız lazım. Yani o dayaktan bir şekilde kurtarmamız lazım. Bobby'nin durumu ne? Bobby'nin de durumu yani diğer oyuncularımız gibi onun da sakatlık problemi var. İyileşmesini ben bekliyoruz. Tam detayını bilmiyorum. Abi şöyle düşün. Çok da sohbet ettim, yemek yedik. Itudis iyi insan, Yunanlı. Ama sahadaki hallerine bak. Tabii maçta sen sahadan izliyordun. Biz burada izlerken çok gösterdik koçu da. Şimdi Itudis'in bütün bakışları hep bir kere sürekli bir şey tiyatro çeviriyor. Yani gölü, çok fazla itiraz ediyor. İnanılır gibi yani. Ben şey dedim yani yayın sonrasında. Onu gören şey derdim herhalde tam arkadan bir yerden bir kırmızı süvari Kanadalı atlı geçti falan yani Allah'ın ot ne arıyor burada falan gibi yani, böyle reaksiyonlar veriyor. Aynı şeyler. Şeye dönüyor sürekli Andre'ye dönüyor başkana ona bakıyor diğerine bakıyor hani görüyor musunuz olayları falan. Şimdi bir şeyleri ispat gösterme durumunda bu ne demek abi rahat değil. Rahat değil. Öbür taraftan güvende hissetmiyor kendisini. Hiç. Öbür taraftan Erdem Can'ı gösterdi defalarca gayet hakim. Oradan ama teknik faulde Erdem Can yedi. Ya, orası hayır, şey. Şimdi o çalınmayacağını bildiğin zaman o tiyatroyu yaparsın. Doğru tabii. Lasso niye yapıyor?
Bir itiraz bile... Çalamazlar ki diyor. Bir uyarı bile almadı maçta bu arada. Hiç ya. Hiç uyarı almadı. Şimdi hepsi de düdük çalmaya başladılar. Maçın hakemi Hackett. Maçın hakemi kenardaki... Şengelye. Kim varsa Şengelye. Baş hakem zaten. O iki düdükten çalıyor. Evet. Bir oraya bir buraya çalıyor. E şimdi böyle olunca o tarafta da bir gerçekten kendine güvenen bir yönetim var. Yani ben şöyle görüyorum. Onların yani Igor'la beraber planlayıp maça dokunuşları çok önemli. Yani maça nasıl dokunurlarsa bu maç dokunuş istiyor. Yani çünkü kafa kafaya geldi. Yine mücadele ettik, yine mücadele ettik. Yani bu mücadele sonunda 3-0'da elenebilirsin, 3-2'de. Bence alkışlamak lazım. Daha ligin 17. 18 kafa kafayaydı. Averajla 17.'ydin. Oradan çıkıp da buraya gelmek alkış istiyor. Helal olsun. Bak sezon başı falan demiyorum. Sıfırdan başlarsan başka şeyler konuşursun. Ama oradan buraya gelmek bir başarı. Bunun hakkını vermek lazım. Yani baktığın anda lig bitti. Şimdi doğruya doğru. İşte geçen sene kesildi koronadan dolayı. Evet. Anadolu Efes en iyi top oynuyordu. Şampiyonluğa gidiyor diyordun. Bitti ama tekrar toparlanıp buraya gelmeleri bir başarı. Zenit'in oradan çıkması bir başarı. 2-0'a getiriyorlardı ya. Yani Barcelona'yı yere göğe koyamıyorduk. Hepimiz, herkes az daha eğlen, bir tek D'yi koymak kalıyordu şeyde. Ki hala da elenebilirler yani. Senin wild card'ı artık belli oldu herhalde. Diye. Yani biz hep söylüyoruz sen de. Ne? Kulüp arıyorlar yani. Oradan buna mı versek diğer köy takımı, kasabada oynasınlar maçlarını. Gerek. Zenit 1000 kere hak ediyor bunu ya. Tabii tabii. 1000 kere. Onun için dokunuş çok önemli. Yani neyi hissediyorlarsa, neyi görüyorlarsa, sopayı kaldırıcı unsur neyse, yani onları bulmak lazım bu maç için. Oraya sağ zalimen gidersen, atıcı sayısı Fenerbahçe'de yükseldi, skorer sayısı. Bir de onlar artık dışarıdan çok iyi oynayamadıkları için şey yapamıyorlar. Piyoto topu sokmadan hücum edemiyorlar. Biz de piyoto topu sokturmayacağız. Mutlaka sokturmayacağızdır. Orada herkes efor verecektir. Yani öyle olduğu anda biraz o senin psikolojik baskıları da burada biz onları yapmak durumdayız. Asla art niyeti demiyorum yani. Arkadan taraftarın bağırmaksız da bir baskı ve en doğal hakkı yani. Demokratik hakları oradan bağırıyor. Kalk be yani, otur falan. Herkes orada İngilizce evet, konuşuyor evet. Yani. Bunlar falan küçük küçük süslemelerle inşallah ben, güzel. Ben koç 2-2 ile tekrar Rusya'ya gideceğimize inanıyorum ve 5. maçı da kazanacağım. Yani 2-2'yi biz yakalarsak 5. maçı kazanacağımıza çok inanıyorum. İnşallah diye onu diyordum. İnşallah burada beraberlik sağlanırsa orada çok yer, çok yerin daha böyle. Yani tabii. Çok yaşadım ben. Yani tek yapmayacağın şey güven, inancı kaybetmemek. O sahaya çıkarken yani 2-0 başlamıyor ki Can Boy'da. 0-0 başlıyor. İnanacaksın ya. Euroleague'in taraftar sayısı konusunda müdahalesi hiç olmuyor mu? Ne güzel sordun ya. Ha? Ne güzel sordun. Kaç bin kişi vardı orada ya? Yarısı doluydu. Salonun yarısı doluydu. Yarısından fazla gibi geldi bize vallahi. Resmi olarak. Ha, resmi. Aha, bize tamam, orada söylenen oydu. Ya bu kadar şey yapan. Ama ya sizin tabii gördüğünüz alt taraflardı, en üst açık değildi. En üstte ha, orası kapalı mıydı? Açık bölüm, ha, ben evet. Orası da açık. Şey yoktu yani, oraları bomboştu. Kaç yani bin kişi vardı sence? 6000 civarıdır, 6000 biraz daha üzerindedir. Salon 14.500. İşte. 7.000. Güzel. Biz 300 kişiyle oynuyoruz maksimum değil mi? Evet. 300 mü yine? Yani onun tabii yönetimimizin o noktada Murat abi der, siz de bana zorlayıcı sorular soruyorsunuz ama. Sen takıyorsun. Abi bak akıyor böyle. Biz de sana atıyoruz. Bildiğim kadarıyla bizim de şubemizin, yönetim kurulu üyelerimizin valilikle yani insan sağlığına görüşmeleri yani, söz konusu. Tamam, her oradan şey, her şeyden önemli. Ondan bizimkiler doğruyu yapıyor. Onların yaptığı yanlış. Yine de müdahale gelmiyor. Tabii hayat. Zaten bizim 6000 kişiyi oynama gibi bir şansımız, yok. Şeyimiz yok zaten yani. Bizdeki belli limitler var. O limitler üzerinde. Ama 300 ile 1000 kişi arasında bile çok fark var. Şu anda çok fark eder. Çok fark ediyor. Çok abi fark oradaki ediyor. 500 kişi 15.000 kişi gibi davranır be. Peki. Programımızı kapatmamız gerekiyor. Hadi ya. Evet. Bitirdik. 1,5 saati doldurduk. Hem çarşamba sonrasında cuma günü 4. karşılaşma. İnanıyoruz ki kalacak. Ve haftaya burada umut ediyoruz ki 2-2'yi konuşacağız. İnşallah. Sonra salı günü oynanacak karşılaşma öncesinde acaba neler olur? 5. maç. İnşallah onun kritiğini yapabilecek durumda oluruz. Allah büyüktür. İnşallah 2-2 olur ve 5. maçta da tam kadro, sağlıklı bir kadroyla da Rusya'ya, Moskova'ya gideriz. Lamonica, Yavor ve Rizic üçlüsünü orada
Murat abi bütün hayallerimi şu an bütün iyi niyetlerimi aldın programın sonunda. Yenilmeyen takım olmadığı gibi yenilmeyen hakem de yok yani, eğer iyi niyetli değilse. Kesinlikle. Hakem oyunun parçası oluyorsa yenilmeyi hak ediyor. Evet. Oyunun parçası olmuyorsa hakem oranın bir kişisi. Değerli yorumlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Evet, Overtime'da bu hafta da sona geldik efendim. Çarşamba ve Cuma günü Fenerbahçe Beko'ya, CSKA Moskova karşısında başarılar diliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.